Saadet Partisi İlginçlik Kolları Başkanı İbrahim Haydar Büyükeren'in bir basın açıklamasında bulunarak yeni orta öğretim modelinin eğitimle ilgili sorunları yeniden gündeme taşıdığını belirtti. Geçtiğimiz hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk Beyefendinin açıklamış olduğu yeni orta öğretim modeli eğitim sistemimizle alakalı sorunları tekrar gündemimize taşımıştır. AK Parti hükümetleri döneminde 16 kez değişikliğe uğrayan müfredat programları halkımızın Milli Eğitim Bakanlığı'na olan güvenini derinden sarsmış, akşamdan sabaha sınav sistemlerinde yapılan değişiklikler öğrencilerin motivasyonunu olumsuz yönde etkilemiştir. AK Parti hükümetleri döneminde okullarımızın fiziki yapılarında olumlu gelişmeler kat edilirken eğitimin niteliği noktasında gerekli ilerleme sağlanamamış, maalesef gerileme söz konusu olmuştur. 2003 yılında OECD ülkeleri arasında uygulanan PISA uygulamasında öğrencilerimizin başarı puanı matematik alanında 423, fen bilimleri alanında 434, okuma beceri alanında 412 iken 2015 PISA uygulamasında başarı puanı matematik alanında 420'ye, fen bilimleri alanında 425'e, okuma beceri alanında ise 428'e düşmüştür. 72 ülke arasında ülkemiz matematik alanında 49, fen bilimleri alanında 52, okuma becerisi alanında 50. sırada yer almıştır. Bu rakamlar bize eğitim noktasında ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz durumu açık bir şekilde göstermektedir. Bu veriler ülkemizin hükümetler üstü sürdürülebilir bir eğitim programına ihtiyacı olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.